bugün tüm dünyada eğitim alanında çok önemli bir değişim var. Eğitimde dijital dönüşümü yaşıyoruz. Bu dönüşümü doğru yerden yakalayabilen bireylerin ve toplumların geleceğin dünyasında bir adım öne geçmek için ellerinde çok önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Eğitimde dijital dönüşüm yeni nesil liderler yürütecek ve bu liderler arasında olmamamız için hiçbir sebep yok. Neden olmasın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı yeni teknolojiler artık günlük hayatlarımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Cep telefonu olmadan belki bir arkadaşımızla nasıl buluşabileceğimizi unuttuk. Ya da internet erişimimiz kesildiği anda sanki kendimizi tüm dünyadan soyutlanmış, kopmuş gibi hissetmiyor muyuz? Halbuki tüm bunlar belki de geride bıraktığımız 20-30 yıl içinde hayatımıza giren teknolojiler. Böyle düşündüğümüzde belki bir adım geriye dönüp de bizden önceki kuşaklar nasıl öğreniyorlardı, bilgiye nasıl ulaşıyorlardı diye şöyle bir bakabiliriz. Ben ilginç bir kuşağıyım. Yani benim yaş grubum belki de teknolojideki gelişimi öğrenci olarak en yakından deneyimleme şansına sahip olmuş yaş grubu olabilir. İlkokuldayken henüz bilgisayar yoktu. Yani icat edilmişti tabii ki ama bir öğrenci olarak okulda ya da evde bilgisayara erişim oldukça kısıtlıydı. Ortaokula geldiğimde daha henüz internet yoktu. Hayatımıza girmemişti. Lisedeyken cep telefonumuz yoktu. Şimdi bakıp da geriye düşününce oldukça garip geliyor ama üniversiteye geldiğimizde tüm bu teknolojilerin bir anda hayatımıza girmesiyle birlikte çok ilginç bir şey oldu. Artık bilgiye ulaşmak için, öğrenmek istediğimiz bir alanda kendimizi geliştirebilmemiz için sadece dört duvar arasında oturmayı ve bilginin aktarılmasını beklemeye gerek yoktu. Bugün bilgi özgür, bilgi bir şelale gibi akıyor. Önemli olan ise güvenilir bir kaynaktan doğru bilgiye en kısa yoldan nasıl ulaşabileceğimizi öğrenmek. Eğer bunu öğrenebilirsek, o zaman sadece bugün var olan bilgiye değil, gelecekte var olacak bilgiye de nasıl ulaşacağımızı öğrenmiş olacağız. Bir adım daha geriye atıp da bu değişim son birkaç yüzyıldır neden hayatımıza girmedi diye düşünürsek, işte o zaman bugün ne kadar şanslı olduğumuzu da gayet iyi göreceğiz. Burada Orta Çağ'dan bir derslik görüyoruz. Yüksek bir yerde bilge bir kişi bilgisini paylaşıyor. Sıralarda oturan öğrenciler, öğrenenler diyelim. Yani çok da farklı görünmüyor değil mi? Bazen düşünüyorum, teknoloji bir adım daha ilerlerse, belki bir zaman makinesi icat edilse, bu sınıftan bir öğreneni alıp da 20. yüzyıldaki bir okula getirsek, herhalde dünya hiç değişmemiş diye düşünebilirdim. Uzun süre, yüzyıllar boyunca sınıflarımızda egemen olan eğitim anlayışı aslında 18. yüzyıl Avrupa'sında yürüyor. Endüstri devriminin ihtiyaç duyduğu standartize yeteneklere sahip bir iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan bu model, sol sıralardaki öğrencilerin aslında bu sıralardan sonra sağdaki sıralara giderek iş gücü istihdam olarak ekonomiye fayda sağlamasını amaçlıyordu. Tabii sağda oturan bireyler de eğer bir aile kurup çocuk sahibi olurlarsa onların çocukları da soldaki sıralardaki yerlerini alıyordu. Böylece kırılması oldukça zor bir döngü olmuştu. Evet, sanayi gelişti, ekonomi gelişti ama ne yazık ki eğitim çok fazla gelişmedi. Bugün iyi bir okul, iyi bir fabrika nasıl görünüyor diye böyle bir bakacak olursak, teknolojinin ne kadar önemli bir değişken olduğunu, ne kadar önemli bir etken olduğunu belki de görmemiz çok zor olmayacak. Teknoloji ve değişimi konuşuyorsak, gelin tarihte şöyle kısa bir gezintiye çıkalım. Bundan 2000 yıl önce tekerlekli araçlar icat edilmişti. 100 yıl önce seri üretim otomobiller hayatımıza girdi ve bugün otonom sürüş yapabilen, kendi kendine gidebilen araçların olduğu bir günde yaşıyoruz. Öğrenme ortamı ise geride bıraktığımız 2000 yıl zarfında işte bu resimdeki gibi evrilmiş. Değişimin biraz daha hızlı yaşandığı bir alana bakalım. İletişim ve bilişim alanında 20. yüzyılın başında telefonun hayatımıza girmesi, 20. yüzyılın sonunda telefonun cebimize girmesiyle birlikte çok önemli bir değişiklik oldu.
her an bilgiye ulaşabilir ve ulaşılabilir hale geldik. Yarışmalarda sıkça duyduğumuz bir söz var, benim çok hoşuma gidiyor. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum diye. Aslında bugün bilgiye ulaşmanın en kolay yolu nedir? Bir bilene sormak. Akıllı telefonlar ve internet sayesinde artık genelde zaten arama motoruna soruyoruz merak ettiğimiz konuyu. Tekrar etmek istiyorum. Bu noktada önemli olan doğru bilgiye güvenilir bir kaynaktan ihtiyacımız olduğunda hızlı bir şekilde ulaşmayı öğrenmemiz. Hesap makinesinin atası kabul edilen şu ilginç cihaz sonrasında ilk dev bilgisayarlar ve küçülmeye başlayan bilgisayarlar sayesinde bugün bilişim teknolojisi de artık hayatımızı yön veren, cebimize girmiş bir hale geldi. Ve okullarda ne değişti diye bakacak olursak da 20. yüzyılın başından sonuna belki kara tahtanın yerini yeşil tahta aldı, beyaz tahta aldı, belki akıllı tahta aldı ama çoğu sınıfta eğitime yaklaşımımız, bilginin aktarılış şekli aynı çerçevede devam etti. Bugün tüm bunlar değişiyor ama bakalım bu değişim ne kadar süre almış? 1910 yılında bu resmi çizen kişi 2000 yılındaki sınıf ortamını işte böyle hayal etmiş. Teknolojik bir cihaz var, içine kitaplar atılıyor. Öğrencilerin beynine bilgiler yükleniyor. Tahmin ediyorum şu anda bu salondaki herkes, ben de dahil, keşke bu kadar kolay olsaydı diyordur. Böyle olmamış, onun yerine şöyle bir tablo çıkıyor çoğu sınıfta karşımıza. İki resim arasında bence çok önemli bir benzerlik var. Bilginin aktarılış şekli değişiyor. Artık bilgiyi yanımızda taşımaya, ihtiyacımız olduğunda ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bu önüne geçmesi oldukça zor bir olgu. İnsanoğlu eskiden sadece deneyimlediği kadarını biliyordu. Sonrasında belki de dünyanın en eski ve hala kullanmakta olduğumuz iki icadı hayatımıza girdi. Bilgiyi paylaşmaya başladık. Bugün çok daha farklı bir ortamda bilgiyi paylaşıyoruz. Her an, her yerde birbirimizden öğreniyoruz, birbirimize öğretiyoruz ve bilgi artık bir şelale gibi akıyor. Eğitimde dijital dönüşümü ben şu şekilde tanımlamaya çalışıyorum. Eğitim veriye dayalı, kişiye özel ve eğlenceli bir deneyime dönüşüyor. Bunu biraz açmak gerekirse, veri o kadar da yeni bir kavram değil. Özel sektör, bankolar bunu çok uzun bir süredir kullanıyorlar. Nereye ne kadar borcumuz var, ne kadar yatırım yaptık, bunu bizden daha iyi bilmiyorlar mı? Çünkü harcama verilerimiz ellerinde. Aynı şeyi eğitim için düşünecek olursak, öğrencinin hangi konuda eksiği olduğu, nerede daha iyi olduğu, belki hangi konuda yetenekli olduğu, ilgi alanlarının ne olduğu, bunların hepsi veriyle birlikte kayıt altında tutulabilir. İnsanın kendi gelişimini görmesi, potansiyelini açığa çıkarabilmesi için çok önemli bir faktör olacak. Ve eğer bunu başarabilirsek, veri bazlı bir eğitim modeli hayal edebilirsek, o zaman sınavlara da gerek kalmayacak. Çünkü zaten gelişimimiz ortada olacak. Bu o kadar da zor değil. Bugün oyunlaştırma mekanizmaları sayesinde eğitim sadece eğlenceli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu verileri toplamak da çok daha kolay oluyor. Oyunlaştırma üstüne söyleyecek çok şey var ama ben sadece tek birine dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Pozitif teşvik. Bugün sınıflarda en yüksek notu alan öğrenci kendini başarılı hissediyorken, oyunlaştırma mekanizmaları doğru uygulandığında belki de küçücük bir şey öğrenen bir öğrenci bile o başarı duygusunu tatmış oluyor. Ve başarı duygusunu bir kere tatmak, ödüllendirilmek daha büyük başarıların önünü açıyor. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi derken ne kastettiğimi de en basit haliyle şu şekilde anlatmaya çalışayım. Eğer öğrenmeyi A noktasından B noktasına gitmek olarak tanımlarsak, A noktasında bilmiyoruz ve B noktasında biliyoruz diye düşünürsek, hepimiz farklıyız haliyle, farklı yöntemlerle, farklı yollardan bu iki nokta arasında yolculuk ediyoruz. Bugün yapay zeka artık neyi bildiğimizi ve neyi öğrenmek istediğimizi bu veriye sahip olduğu takdirde bizi iki nokta arasında en kısa yoldan yönlendirebiliyor. Öğrenme haritası ya da zihin haritası artık hayatımızın bir parçası olmaya başlıyor ve eğitim, öğrenme çok daha
verimli bir hale geliyor. Peki, madem teknoloji bu kadar iyi, eğitimi bu kadar kolaylaştırıyor, o zaman belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Gelecekte okullar ortadan kalkacak, tamamen dijital bir ortamda mı eğitim alacak öğrenciler? Ya da bu resimdeki gibi belki robotlar mı bize öğretecek? Arkadaşlar, ben bir dijital platformun temsilcisiyim ama aynı zamanda sosyal bilimciyim. İnanıyorum ki biz insanlar sosyal canlılarız. Her zaman paylaştıkça, tartıştıkça, etkileşim içinde oldukça, birbirimizden öğrendikçe eğitim çok daha verimli bir hale geliyor. Bir başka deyişle, teknolojiyi her zaman insan odaklı kullanmalıyız. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşünelim. Bilginin teknolojiyle dijital bir ortamda herkesin kendi hızında alabildiği bir şekilde aktarıldığını düşünürsek, belki de okullarımızda sadece bilgi aktarımı değil, bu bilginin beceriye dönüştürülmesi için bir ortam yaratabiliriz. Beceri bilginin değer yaratmış halidir. Hayata değer katmış halidir. Bu kadar bilinmez bir geleceğe doğru ilerliyorken, ihtiyacımız olan sürekli değişen bilgiye sahip olmak yerine bu bilgiyi nasıl beceriye dönüştürebileceğimizi öğrenmek olabilir. İster insani beceriler deyin, ister 21. yüzyıl becerileri deyin, bugün işbirliği, liderlik, takım çalışması, yaratıcılık, iletişim, sosyal farkındalık, eleştirel düşünme, problem çözme, bunlar kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar. Ve şöyle düşünün, dünya o kadar hızlı değişiyor ki, belki de gelecekte kariyerimiz boyunca bu alanlarda kendimizi sürekli güncellememiz gerekecek. Ama doğru bilgiye ulaşmayı bilir ve bu bilgiyi beceriye dönüştürmeyi öğrenirsek, o zaman geleceğin otomasyon, robotlarla birlikte yaşayacağımız bir hayali dünyasında hiçbir şeyden korkmaya gerek kalmayacaktır. Ve ancak bu şekilde disiplinler arası çok disiplinli, kapsayıcı bir bakış açısıyla geleceğin komplike problemlerine çözüm üretebiliriz. Bu becerilerimizi bir alanda uzmanlaşarak değerlendirdiğimiz gibi, bunu yaparken de artık çoğulcu bir bakış açısına sahip olmamız şart. İşbirliğinin önemini burada bir kere daha altını çizmek istiyorum. Ve paylaşmalıyız. İşbirliği, paylaşmak, artık öğrendiğimiz şeyi kendimiz için öğrenmiyoruz. Öğrendiğimiz şeyi insanlığın bir adım ileri gitmesi için kullanmalıyız. Ve paylaştığımızda aslında kendimize de çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Burada Edgar Dale'in öğrenme piramidinden bir örnek vermek istiyorum size. Diyor ki kısaca, bir insan bir bilgiyi okuduğunda bunun %5'i kalıcı oluyor. Hem okuyup hem dinlediğinde %10'u, belki işitsel ve görsel malzemeyle desteklediğinde bunun %20'si, buraya kadar pasif olarak alıyor bilgiyi. Yani 20. yüzyılda en azından ben öğrenciyken bu şekilde alıyorduk bilgiyi. Ama aktif öğrenme başladığında, ne zaman ki o bilgiyi günlük hayatımızın kullanılabilir bir parçası haline getiririz, grup çalışmalarıyla tartışabilecek hale geliriz ya da bir başkasına öğretebilecek hale geliriz, İşte o zaman bu bilginin %90'ı kalıcı oluyor. Bir önemli noktaya daha değinmek istiyorum. İnanıyorum ki gelecekte başarılı olacak insanların öğrenme bakış açısı tam öğrenmeye dayalı olacak. Ne yazık ki bugün çoğumuzun bilgilerinin arasında eksikler, boşluklar var. Adeta bu peynirdeki delikler gibi. Fakat öğrenme birbirini takip eden bir süreçten oluşuyor. Bir bina inşa ettiğimizi düşünelim. Temel ne kadar sağlam olursa bina o kadar yüksek olabilir, öyle değil mi? Biz temeli çürük bir binadan gökdelen yapmaya çalışırsak ne yazık ki başarılı olmayacağız. Dolayısıyla her konuda fikir sahibi olabiliriz ama öğrendiğimiz şeyi tam öğrenelim. Mesela sanatta bunu nasıl yapıyoruz? Bir enstrüman çalmayı öğrenirken gidip bir şarkının başını diğerinin sonunu çalmıyoruz. Yani çalıyorsak da iyi bir müzisyen olamıyoruz. Veya sporda, basketbolda çok iyi top sürerim, futbolda çok iyi şut atarım diyen bir sporcunun ben çok başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yaptığımız işi iyi yapmaya odaklanmamız lazım. Bugün öğrenci arkadaşlarım için söylüyorum.
Bizler profesyonel birer öğrenciyiz. Öğrenmek hiç bitmiyor. Ve siz şu anda hayatınızın en önemli yıllarını öğrenerek geçiriyorsunuz. Dolayısıyla bunu profesyonel bir meslek gibi düşünürseniz yaptığınız işi iyi icra etmeye odaklanabilirsiniz. Ve tam ustalaşarak öğrendiğimizde alanımızda fark yaratacak bireyler haline geleceğiz. Buna inanıyorum. Son olarak eğer bana tüm bu beceriler içinde sence en önemlisi ne diye sorsaydınız, hayat boyu öğrenmenin altını çizerdim. Değişimden bahsediyoruz. Sadece eğitim değil, dünya değişiyor. Ve öngörülemez bir değişimin içindeyken yapabileceğimiz en iyi şey hayat boyu öğrenme nosyonunu içselleştirmek olacak. Gelecekte belki sizler sadece bir değil, birkaç meslek icra edeceksiniz. Çünkü meslekler değişiyor. Yapacağınız mesleklerin bir kısmı henüz icat edilmedi bile. Onun için doğru bilgi kaynağına ulaşmayı öğrenin, becerilerinizi geliştirmeyi öğrenin, öğrendiğinizi tam öğrenmeyi, ustalaşarak öğrenmeyi öğrenin ve bunun üstüne eğer hayat boyu öğrenme nosyonunu da içselleştirebilirseniz eminim ki geleceğin dünyasının bilinmez olması sizi hiç ilgilendirmeyecek, başarılı olacaksınız. Eğitimde dijital dönüşüm yeni kuşak liderler yaratacak ve bu dönüşümü doğru yerden yakalayan bireyler gelecekte çok daha şanslı olacak. Aramızdan bu dönüşümü sadece takip eden değil, yöneten liderler çıkacak. Neden olmasın diyerek sözlerimi noktalamak istiyorum.